10 kare seviyesinin yeni konuğu önümüzde gördüğünüz Xiaomi 12 Lite. Evet. Benim için şey gibi, amcaoğlu gibi bir telefon. Şeyden amcaoğluyum. Ben şimdi Mi 11 Lite kullandım ya. Bu da onun işte hani yeni versiyonu. Sen çok seviyorsun bu Lite'ları. Mi 11 Lite'ı çok sevdim. Şimdi kullanmayı bıraktım. 2-3 haftadan beri onu kullanmıyorum ama Mi 11 Lite bence çok şey bir telefondu. Ne derler? İyi bir telefondu. Çok hafif bir telefondu. Keza bu da öyle. Çok hafif bir telefon. Benim tüm ihtiyaçlarımı fazlasıyla şey yaptı, yerine getirdi. Ben onun şeyinden de çok memnundum. Kamera performansından da çok memnundum. Şimdi şeyin Xiaomi 12 Lite'ı, yani evden Xiaomi Mi'yi attı. Mi'siz devam ediyor artık. 12 Lite'ın kamera performansını senin objektifinden şey yapacağız, duyacağız burada, göreceğiz ve bize anlatacaksın inşallah. Ya şöyle söyleyeyim, yani çok hani kamera konusunda iddialı ortaya çıkmış bir telefon değil. Daha sonuçta çok selfie kamerası çok üstün, yani ön kamerası selfie özellikleri var ama benim Xiaomi'nin bu tevazusuna bayılıyorum. Aslında yani gayet başarılı bir performans. Ben renk değerlerine falan filan da baktım. Hani tabii ki bir amiral gemisi seviyesinde değil ama kalitesi çok tatmin edici. Birazcık da bakalım fotoğraflar konuşacağız. Sen şimdi ilk fotoğraftan başlayınca burası neresi diye soracaksın. Burası neresi diye Sirkeci civarı falan diye tahmin ediyorum. Şimdi benim de burası neresi deyince ben hem burası neresi ne oldu sanırım malumat furuşluğum tutacak. Şimdi burası Sağırhan dedikleri yer. Ben bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da işte özellikle Eminönü, Mahmutpaşa, işte o civarlar, işte o Çakmakçılar Yokuşu denen yer, Mercan falan, o civarda hanlar var. Hanların en yoğun olduğu yerler. Burası da Büyük Valide Han'ın 3 avlusundan bir tanesinin yer aldığı, aslında bu han bir kompleks gibi düşün. Ve buraya Sağırhan diyorlar. Çok enteresan. Şimdi tabii işte Büyük Valide Han falan filan deyince bir dönem Osmanlı'da özellikle bu, hani şimdi herkes Muhteşem Yüzyıl'ı seyretti ya, Hürrem Sultan falan filan. Valide Sultanlar şeyi ele geçiriyorlar. Yönetimi. Aynen. Yani burada erki ele geçiriyorlar. Erki ele geçiriyorlar. Çünkü özellikle 2. Selim'den sonra şey oluyor, yani biraz sadrazamlar devreye giriyor. İşte sarayda, haremde iktidar kavgaları oluyor falan ve valide hanların aslında, valide hanımların, yani onlar da padişah annesi olarak yetkileri ve şeyleri, dış politikayı falan filan bile kontrol ediyorlar. Burası da Kösem Sultan tarafından yapıldı. Kösem Sultan da tarihimizin en önemli kadın sultanlarından bir tanesi. İşte bunlar Hürrem Sultan, Safiye Sultan, işte Kösem Sultan gider. Kösem Sultan da 4. Murad'ın annesi. O da meşhur böyle oyunları falan da vardır, tiyatro oyunları falan. Çok da böyle güçlü bir kadın. Onun yaptırmış olduğu bir cami için akaret. Yani Üsküdar'da bir valide cami yaptırıyor. Bu caminin bundan sonraki işte giderlerinin karşılanması için buraya bir akaret yaptırıyor. Burası 17. yüzyılda yapılmış. 1600'lerin civarında bir han. Fakat tabii o geçen yüzyıllar içinde derme çatma bir takım mimariler olmaya başlıyor. Yani şimdi burası böyle şey, hani bilmiyorum Hardware Plus izleyicileri izlemişler midir? Umberto Eco'nun bir şey vardı, Eco'nun. Name of the Rose, gülün adı diye. Sean Connery'nin başrolünde oynadı. İşte orada böyle garip garip merdivenler, nereye gittiği belli olmuyor falan. Bu amca da biz burada böyle dolaşırken buradan da mükemmel bir İstanbul manzarası var ama belediye kapatmış kimse çıkmasın diye oraya bir ama gene de onun arkasına geçebilip oradan İstanbul'u izleyebiliyorsun. Amcam da muhtemelen burada bir mutfak işçisi, elinde bir yağ tenekesi. İşte orada bir arkaya gidecek, orada bir yerlerde bir şeyler kızartacak. Sonra bir yandan gülüyor da böyle, ağzında sanki bir gülüş de var. Aynen. Bu çok hoşuma gitti yani, amcamın tam bir aşçı şeyi. Ama işte çok garip bir şey, bir yer. Yasak yazıyor, amca kapatmış görmüyoruz ama bir şey yapmak yasak burada. Evet. Muhtemelen bu merdiven, şu üst panel falan hepsi sonradan inşa edilmiş. Burada kesinlikle bunlar yani, yani bu han artık böyle garip bir hale gelmiş vaziyette. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 17. yüzyıldan kalma bir eseri böyle kenarından bir şey gelmiş. Burası depremler görmüş, çökmüş, buralar boşaltılmış, sonra yani bayağı bir manceralı bir yer. Ama
burada ciddi bir iş dönüyor. İnanılmaz bir iş dönüyor. Ve büyük bir ihtimalle oraya gidip otursak bir gün arı kovanı gibi çalıştığını görürüz. Bu arada tabii gene fotoğraftan sapıyoruz da hanlara neden han dendiğini biliyor musun? Yani iş hanı olduğu halde. Han bizim nedir? Hani hancı, tarkan gelir. Evet. Hani böyle bir yere gidersin. Yol üstünde konaklayacağın, yemek yiyeceğin falan aynen. Bir yer. Hani hancı vardır, hancının karısı vardır, tarkan vardır. O zaman yapıldığı zamanlarda gerçekten insanlar Anadolu'nun her yanından geliyorlar hayvanlarıyla. Orada kalıyorlar, hayvanlarını bırakıyorlar, yemek yiyorlar. Oradaki odalarda ticaret yapan esnafla, zanaatkarla ticaretini yapıyorlar. Bunların ahırları falan filan var. Hı hı. Alt katlar genellikle yüksek. O yüzden onlara han deniyor. Hı. Yani biz sonra iş hanı kavramını çıkartıyoruz ama yani han gerçek anlamda han. Anladım, anladım. Biz iş hanını biraz da modern dünyaya uyusun diye başına iş aynen, ekliyoruz. Aynen. Yani bizim yani iş hanından kalsın girersin bir sürü işte ofis vardır falan ama eskiden yani o devirde yapılan hanlar böyle yani insanlar gelsin, kalsın, konaklasın, hayvanını bıraksın, işte karnını doyursun, işini gücünü yapsın. Oradaki esnaf, zanaatkar burada yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 300-400 civarında dükkan var. Hala bir sürü işte kalıpçılar var. Yani çok enteresan bir yer burası. Her dükkanda 3 kişi çalışsa 1000 kişi yapıyor. Az buz bir kalabalık değil. İnanılmaz bir kalabalık yapıyor ve burası İstanbul'un en canlı yerlerinden biri. Ve hanlar üzerine yani özel bir proje yapabilirsin. Bir sonraki kabineye geçiyorum. Evet. Yine aynı handayız bu sanırım. Bu aynı handın aslında bu tarafına döndük. Farkındaysan yani bir acayip bir yapı. Hı hı. Yani merdivenler, işte inenler, çıkanlar. Şu sağ sol taraftaki duvarlar bence ya bize yakın olarak görünüyor. Orijinal duvarları hanın. Ama bu merdivenler, demir konstrüksiyon, şu arkada sağ üstte gördüğümüz tuğlalar falan bunların hiçbirisi büyük bir ihtimalle Kösem Sultan zamanından kalma değil. Yani değil. O kadar böyle garip bir yer ki burası. Yani ben bazen yurt dışından gelen arkadaşlarımla falan da geziyorum. Yani acayip bir şey yani. Bir gün hani bu Hardware Plus okurlarıyla, yani pardon izleyicileriyle bir gezi yapacağız ya. Buralarda bir dolaşmak isterim. Onları buralara göstermek isterim. Lazım. Bu da farkındaysan bir asimetrik denge var. Öyle. Aşağıdaki amca, oradaki kediyle oynuyor. Yukarıya çıkan kırmızı da biri var. Yani farkındaysan ben renkler de çok hoş. Yani şu aqua mavinin, işte turkuazın. Şu küpeşelerin rengi, çocuğun üzerindeki kırmızı falan. Ben o açıdan çok renk dengesini başarılı buldum. Xiaomi 12 Lite'ın. Bir de bu renklerin gerçek olduğu çok şey belli. Yani abartılı telefonun değil. Herhangi bir işleme yapmadığı, işin içine girmediği falan çok belli. Bir sonraki köye geçiyorum abi. Evet. Burası da, buranın tabii garip garip böyle girişleri var. Bu hanın girişi mi? Evet, bu arka taraftan girişi bu. Burası dediğim gibi bir kompleks. Birkaç avludan oluşan bir kompleks ama garip bir şekilde işte burada bu su damacanaları, onun üzerinde elektrik saatleri. Buradan da elinde poşet tam bir amca girerken tam silüeti. Ters bir ışık. Ters ışık falan. İşte böyle bir kompozisyon oluşturduk. Bir sokak fotoğrafı gibi. Yeşiller, maviler falan var. Yeşiller, maviler. Şey buralar böyle labirent gibi. İçinde kayboluyorsunuz. Yani yani sokak fotoğrafının keyfi burada yani şöyle geziyorsunuz. Hani demiş ya meşhur İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Yani neydi o meşhur hani geçme tanı. Geçme namı kim akıyor? Yok ay o değil abi. Bastığın yer toprak değil diyor. Yani burayı gezerken insan merak ediyor. Yani düşünebiliyor musun burası 17. yüzyılda yapılmış. Yani inanılmaz bir şey. Yani 17. yüzyıla gitmeden 50 yıl önceye bile gitsek burada Allah bilir farklı neler göreceğiz. Yani o hani 17. yüzyıl belki çok eski ama 50 yıl bile neler gösteriyor bize büyük bir ihtimalle. Ya inanılmaz bir yer. Yani bu deneyimi yaşamasını isterim arkadaşlarım. Fotoğraf insana bunu katıyor. Bir sonraki köyümüze geçiyoruz. Burası işte bu avlulardan bir tanesi. Ha öyle mi? Burada hala içindeyiz bir şekilde. Aslında bizim arkamızda kalıyor şey. Burası işte bu mercan tarafları dediğimiz yer. Burada çok saçma sapan bir durum var. Kediler burada toplanmış. Tamam mı? Burada da martılar var. Ha evet evet karşıdaki şeyin çatısında. Şimdi oradakilerden öğrendim. Şimdi burada kedilere bir şey çıkıyor. Tabullut. Buraya atılıyor. Martılar da kendi paylarını bekliyorlar. Ha çalmak için bekliyorlar orada. Evet.
Ya yani kediler bekliyorlar şu anda. Yani buraya bir şey gelecek. Biliyor kediler bir şey geleceğini. Martılar da biliyor. Aha süper. Burası o zaman tam bir ekmek savaşı yani. Tabii yani şu anda herkes sırasını bekliyor. Yani bu National Geographic'in İstanbul versiyonu. Aslanlar yakalayacak, sırtlanlar çalacak filan muhabbetinin şeyi yani. Aynen ya yani bir belgesel gibi. Süper. Kesinlikle kim koparsa. Çok güzel, çok güzel. Ama inanılmaz bir şey. Birbirlerini de seyrediyorlar yani şurada. Burada tabii ki acaba kaç martı yılda kedilere mama oluyor? Onu da şey yapmak lazım. Ya da yediriyorlar mı kendilerine? Ne riske giriyorlarsa hayvanlar. Aynen öyle. Ya bu... Aa, gördüm, espriyi şimdi gördüm. Tamam. Şimdi bu benim en gıcık olduğum şey. Hayatta Maraş dondurması yemem. Bu Beyoğlu'da çektiğim fotoğraf. Burada da işte bir muhtemelen Arap kökenli bir aile, anne, işte kızına da şaka yapılıyor. Kızcağız da dondurmanın külahını yakalamaya çalışıyor. Geçenlerde sosyal medyada böyle tombiş bir oğlan gördüm. Yakaladığı bu şeyi var ya, bir çubuk var ya. Çubuğu. Tamam yakaladı. Tamam çekti abi aldı. Ay, başa çıkamadı. Ya bu Maraş dondurmacılarının teröründen bıktık arkadaşlar yani. Ama bence çok de keyifli bir fotoğraf oldu. Tam da kızın o hareket anı. Kızın hareketinde de arkadaki arabadaki bebeğin sanki kafasını da böyle avucunun içine, yani sen sanki şey demişsin gibi. Elini şöyle aç da arkadaki bebeğin kafası senin avucunun içinde olsun demişsin gibi de bir hikaye işte var. Ya işte bu da sokağın şeyi yani, ben herhangi bir şeyi burada kurgulamadım, planlamadım. Geçiyordum, bunu gördüm. Anne de işte hatıra olsun diye kızının muhtemelen videosunu çekiyor. Arkada sonra bakıp gidecekler. Arkada birileri var. Kızcağız dondurmayı yeminin peşinde. Yani aynen. Bir de renkler de çok hoşuma gitti. Yani şuradaki işte dondurma, madiler, kızın üzerindeki renk, o şeyler. Arkadaki hiç alakası bir beyefendinin kırmızısı falan. Yani çok karışık gibi gözükse de o karışıklığın içinden sıyrılan bir fotoğraf çok oldu. Kızın aksiyonu da güzel, endişesi güzel, yüz ifadesi güzel. Yani bir kabul edilebilir bir sokak aynen fotoğrafı. Evet. Sondaki kalemimiz artık bu iç mekandayız. Neyse abi? Burası Beyoğlu'ndaki Salt. Ha, Salt'tayız, okey. Burası bir sanat galerisi. Bu da bir enstalasyon. Senin öğrenciler falan mı arkadaşlar? Birlikte mi gittiniz? Bir okul gezisi falan tarzında bu, bir şey. Bu 90'larla ilgili bir sergi. Burada enstalasyonlar var. 90'larda çekilmiş bazı videolar var. Hmm. 90'ların sahne yaşamıyla ilgili. Mesela beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Bizim jenerasyon türler de yeni jenerasyon bilmez. İşte Orhan Atasoy'un Gemiler klibi. Mesela o orada oynuyor. İşte Fikret Kuşkan'ın işte bir trans bireyi canlandırdığı ve bugün Galata Port olan o limanda çekilen 200 kişinin bir araya geldiği, bütün ünlülerin, o dönemin ünlülerinin bu klipte yer aldığı o klip falan var. Burada tabii ortaya bir televizyon konmuş ve bunun karşısında bir takım insanlar var. Çünkü içerisi böyle kırmızı loş. O televizyonun karşısındaki insanlar bana çok hoş geldi. Birazcık da aslında telefonun hani düşük ışık performansını şey yapmışsın. Yani çok başarılı değil düşük ışık performansı ama fotoğraf olarak bana bir hoş geldi. Bilemiyorum yani, bir kompozisyon var. Bir televizyonun karşısında insanlar, hani artık böyle televizyon diye hatırlıyor musun? Aynen. Yani bizim zamanımızda televizyonlar böyleydi. Artık biz televizyonu duvarlara sıfırlıyoruz. Duvarlara sıfırlıyoruz. Yani duvarlara asıyoruz. Yerimizden kalkmıyoruz. Televizyonun arkası diye bir şey yok. Eskiden televizyonun arkasında bir şey düşerdi mesela. Evet. Televizyonun üstüne konulan bir şey arkasına düşerdi. Şimdi öyle bir şey i̇şte de yok. Bazen salonun ortasında olurdu böyle falan. Şimdi böyle bir şey de yok. Bu hoşuma gitti. Şuradan gelen bir kırmızılık. Biraz fantastik oldu. O da böyle bir şey. Geçerken çektim fotoğrafı. Evet. Sanırım hala Salt, öyle mi? Evet, Salt'tayız. Bu da işte bir hanımefendi. Muhtemelen farkındaydı. İşte burada bir yansıma var. Ama grafik olarak çok hoşuma gitti. Çok güzel, haklısın. Yani şuradan bu yansımanın verdiği bir ince uzun şey. Burada bir şey. Hanımefendi yani bu işin öznesinin... Ziyaretçiye nereye fokus olması gerektiğini gösteren bir sanat eseri bu aslında. Evet, işte kollarını bağlamış, bütün odağını buraya vermiş. Yani grafik olarak da şuradaki o mono yapı benim hoşuma gitti ve işte bu fotoğrafı da oradan çıkarttım. Burada da yine bazı gölge oyunları var. Yani şu ana alanın bembeyaz olması halinde onun altındaki hanımefendinin gölgesinin duvara düşüyor olması. Yani sanki orada bir çerçeve açıyormuş gibi geliyor. Ayrıca bir çerçeve var. Zaten biz en son fotoğrafta bir
çerçeve içinde çerçeve ya da doğal çerçeve, frame in frame dediğimiz bir teknik var fotoğrafta. Onu da anlatacağım. Bir de şey hoşuma gitti yani aslında düşük bir ışık ama burada ciddi bir parlak ışık var. Aradaki dinamik aralık dengesi de biraz da telefonun performansını gösteren bir şey. Dediğim gibi bu sıradan belki herhangi bir sergide rastlayacağımız bir şey ama fotoğraflayınca ortaya daha farklı bir şey çıkıyor. Yani bir kadraj yapınca böyle bir şey oluyor. Bir sonraki köyümüz metro. Evet, metro benim en sevdiğim yer. Metro'da bu benim klasiklerimden biri. Ben bunu bir fotoğraf makinesiyle çekmiştim. Dediğim gibi bu leading lines dediğimiz fotoğrafta yönlendirici çizgiler çok önemli. Farkındaysan bu perspektife giderken şurada bir odak var. Hı hı. Ben özellikle metro treninin de gelmesini bekledim ki orada o hızla bir hareket netsizliği, bir hareket fluluğu oluştursun. Ve farkındaysan burada oturan Zat-ı Muhterem'in de duvardaki bu yansıması da gayet hoş bir şey yapıyor. Şurada trenin yansıması. Şu yerdeki beyaz çizgi diyeceğimiz çizginin tam ayaklarının yani, dibinde olması falan. Yani bu serinin de belki top fotoğrafı bu olmuş olabilir. Bu benim çok klasik, çok sevdiğim fotoğraflardan. Trenin aksi de çok güzel. Trenin ve trenin tepesindeki beyaz ışığın aksi de yani arkaya duvara aksi de yansıması da çok güzel. Ya arkadaşların işte bu tür yani metrolarda bu tür fotoğrafları yani bu tür perspektifleri görmeleri falan yani hoş. Bu fotoğraf açısından başarılı fotoğraf. Farklı bir derinliği olan bir kare. Yani derinlik hem gerçek dünyada var hem akiste, sırtta, duvardaki yansımada var. Bir de tabii burada fotoğrafı en çok lezzetli hale getiren şeylerden bir tanesi. Bizim fotoğrafta tekilleştirme dediğimiz aslında buradaki öznenin burada tek olması. Hmm. Yani şimdi burada, şimdi bu metro genellikle kalabalık olur. Bekleyen olur, 100 kişi olur, gelen olur, inen olur. Yürüyen olur, hareket olur. Şimdi o fotoğrafta özne tekil olunca daha lezzetli oluyor. Farkındaysan hemen onu seçiyoruz. Evet. Yansımasını rahatlıkla görüyoruz. Bu metroda da her zaman görebileceğimiz bir şey değil yani metroyu bu kadar boş bulmak. Özellikle de tren geçişinde çünkü birileri bekliyor. Birileri indi ya da binecek. Binecek çünkü yani. Yani geliyor ya da indi dediğin gibi falan. O yüzden keyif aldığım bir fotoğraf oldu. Bence süper. Bu onlunun iyi fotoğrafı bu diyebilirim yani rahatlıkla. Sonraki köyümüz burası İstanbul değil burası galiba. Burası değil. Burası güzel bir beldemiz. Ayvalık, Cunda. Ha Cunda Adası. Okey tamam. Cunda tamam. Adası. Cunda Adası'nda sabah erken saatlerde balıkçılar balıktan geriye dönüyorlar. Şimdi burada tabii grafik olarak işte burada kırmızılar. İşte oradan bir balıkçı geliyor. Mavi karşıdaki deniz. İşte Mavi Deniz. İşte Cunda'da işte limandaki o tekneler falan. Fakat bu fotoğrafın bir de hikayesi var aslında. Bu güzel köpeğimiz balıkçının köpeği ve balıkçıyı bekliyor. Ha, bekliyor. He. Çünkü balıkçı birazdan gelecek işte teknesini buraya bağlayacak. Bu da onu orada bekliyor. Süper çok güzel. Çünkü işte o ona bir nevale getirecek bir şey yapacak ya da birlikte eve gidecekler. İşte denize uğurlamış. Kim bilir kaç saat denizdeydi. Ve orada şu ağların üzerinde evet. Bekliyor. İşte insanın en iyi dostu. Akıllar bir taşın üstünde yatacağına gitmiş. Aynen. Bu videoyu 4 Ekim günü yayınladım. Dünya Hayvanları Koruma Günü. Süper. Çok güzel. Ağın üstünde bekliyor. Ya dediğim işte bu çerçeve içinde çerçeve. Burası da Ayvalık mı? Cunda mı? Burası da Cunda. Bu aslında fotoğraf biraz karışık gözüküyor. Ben burada bir şey anlatmaya çalışmıştım ama burada yine o az önce bahsettiğim frame in frame çerçeve içerisinde çerçeve fotoğrafçılıkta çok kullanılan bir teknik. Burası oradaki teknelerin bakımının yapıldığı liman. Yani bir sürü şey var. Tabii balıkçı barınağı gibi. Balıkçı barınağı gibi. İşte tekneler burada kızağa çekiliyor. İşte raspaları yapılıyor. İşte boyaları yapılıyor falan filan. Ama her yer gibi ne yazık ki içeride bir mezbelelik söz konusu. Aslında burada çok fark edilmiyor ama tam fotoğrafın orta noktasında bir yani nasıl söyleyeyim, dikdörtgen masa gibi bir şeyin üzerinde oturan bir köpek var. Ben de şey yapmadım onu, ne derler. Onu büyütmek gerekiyor aslında yani. Görmedim, ben onu şey yaparken. Şöyle büyütelim. Şimdi fakat büyüttük. Yani o kadar tembel ki, bak bir bakışı var bana. Evet. Yani böyle yani
Bu işte bir koltukmuş işte bu masa dediğim şey. Yan çevrilmiş bir koltuk bu. Yan çevrilmiş bir koltuk. Üzerine de bir güzel yatmış. Affedersin. O da yine yumuşak gibi bulmuş. Totoşu da devirmiş. Hı-hı. Ama bir arkaya bir tembel bakışı var ki yani orası böyle şey. Bu biraz şey gibi ne yapıyorsun lan gibi bakıyor. Yani senin orada olduğunu şey yapmış ne derler. Aynen. Yani bu mezbelilik içinde o bir canlı. Birazcık da böyle takmadan falan bakıyor böyle yani. Muhtemelen burada beslenen köpeklerden bir tanesi ama... Süper. Dediğim gibi şu enteresan bir çerçeve oluşturuyor, doğal çerçeve oluşturuyor ve şuradaki ışıkla içerideki ışık arasında çok ciddi bir fark var ama gene de büyütünce içerideki ışık ve dışarıdaki ışık dengesi son derece başarılı. Bu sabah ışığı, yani sabahın 7 o kadar ışığı, erken. O kadar erken. Güzel bir ışık yani çok tercih edilen bir ışık, yumuşak ama dinamik aralık dengesi bence bu telefon için gayet başarılı. Valla benim gördüğüm kadarıyla Xiaomi 12 Lite de benim daha önce kullandığım Mi 11 Lite gibi beklentilerin sanki çok az bir şey daha üzerinde şey yapabiliyor. Yani kendi sınıfına göre biraz daha yukarıda daha değerli topluluğu kareler üretebiliyor. Benim bu senin çektiklerinden anladığım o yönde. Yani teknik olarak baktığımız zaman çok fazla gren yok ama biraz işte büyüttüğümüz zaman bazı işte sulu boya etkileri falan filan görülüyor ama şimdi bu şeyde bir telefondan hani çok fazla bir şey de beklemek çok şey olabilir. Çok haklısın. Yani bu telefonun işlevi benim anladığım kadarıyla daha ağırlıklı selfie. Çünkü ben... Çek paylaş. Şöyle söyleyeyim. Bu telefon geldiği zaman bana pembişini yollamışlardı. Ben bunu masaya koyduğum zaman hanım arkadaşlar o pembişin üzerine atladılar. Sonra birer selfie çektiler ve selfie'lerinin çok mükemmel olduğunu söylediler. Özellikle inanılmaz bir güzellik filtresi var. Çiller yok oluyor, kırışıklıklar yok oluyor. Bazı gazeteci dostlarımız var. Burada isimlerini anmak istemiyorum. Onlar selfie konusunda çok böyle şeyler. Hanım arkadaşlarımız. Onlar çektiler, bayıldılar. Ondan sonra bu... Bizim kızdan bahsediyorsunuz. Bizim kızdan bahsediyorum. Ondan sonra neyse ismi lazım değil. Tamam. Şey yapmayalım. Tamam. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bu telefonun bir numaralı işlevi o. Yani bugünlerde aslında mesela gene buradan Xiaomi'den Huawei'ye dönecek olursak mesela şimdi en son çıkan Nova 10'da da işte 60 megapiksel ön kamera falan. Ön kamera hep ihmal ediliyor. İşte şimdi iki kamera kullanıyorlar. Geniş açı olsun istiyor, şusu olsun istiyor falan. Bunun birinci amacı selfie. Eğer selfie tutkunu birisiyseniz bence Xiaomi 12 Lite. Ama benim en çok merak ettiğim, yani merakla beklediğim şu anda tabii 12T. 12T sanırım bu ay içinde, yani bu ay dediğim artık şey oldu. Eylül'ü bitirdik, Ekim'de girdik diye düşünüyoruz. Ekim'in içinde bizim Türkiye'de de bence göreceğimiz cihazlardan bir tanesi olacak 12 Lite. Cem abi her zaman olduğu gibi Xiaomi 12 Lite'le çektiğin kareler için de çok çok teşekkürler. Evet. Yine böyle bir çok şehirli, Cunda'da, İstanbul'da, şurada burada filan kareler şey yapmışsın. Ben nereye? Telefonlar oraya arkadaşlar. Çok çok sağ ol. Ben 12 Lite'in çektiği karelere bakmaktan da memnun oldum. Bu seviyede sanırım ben şey demeyeceğim hiç. Ya bu telefonun kamerası galiba çok iyi değilmiş filan demeyeceğim. Çekenden ötürü ya, böyle olduğunu düşünüyorum ya biraz da. Sen tabii biraz ayrıcalıklı davranıyorsun bana aslında. Ben acımasız yani çünkü bir sürü fotoğrafı ben şimdi görsem lan bu fotoğrafım falan filan derim. Bir de Xiaomi ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu tabii ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Mesela biz Xiaomi ile ve İFSAK işbirliğiyle bir fotoğraf sergisi, fotoğraf yarışması yaptık. Şimdi bu fotoğraflar, çekilen fotoğraflar, bir sürü Xiaomi kullanıcısından gelen sergilenecek, duvara asılacak. İFSAK'ta yani İFSAK tarihini gibi. Söylesene abi hangi tarihler arasında? Vallahi şöyle söyleyeyim, bunu çektiğimiz tarih 30 Eylül. 30 Eylül'de çekiyoruz. Yarın 1 Ekim itibariyle sergi 14 Ekim'e kadar açık kalacak. Biz 14 Ekim'den önce mutlaka bu videoyu yayınlarız. Ve İFSAK'ın Beyoğlu'ndaki merkezinde... Gitsinler. Bir cep telefonuyla fotoğraf çekilir mi? İki, bu fotoğraflar 50'ye 70 basılır mı? Hadi bastınız, ne çıkar? Duvara asılır mı? Ne çıkacak ortaya? Ne çıkacak? Mi? Bence gidin ve Xiaomi cihazlarla neler çekildiğini orada görün. Süper, çok güzel. İyi ki bunu buna denk getirdik. Şunu da söyleyeyim. O sergideki cihazların hepsi birbirinden farklı Xiaomi cihazlar da çekildi. Tabii Redmi'ler yani var aralarında. İnsanlar kendileri hangi Xiaomi cihazı sahiplerse
Onunla çektiler yemiş miyeti. Tabii hiçbir amiral gemisi ve değil yani. Seçicilerin arasında sen de varsın diye biliyorum. Evet. İFSAK'taki yönetici dostlar var. Seçicilerden bir tanesi benim. Ondan sonra... Yani ehil gözler seçti diyebiliriz. Eyvallah. Şey anlamında. Eyvallah. Zamanı olan, fotoğrafçılığa ilgi duyan ya da Xiaomi ile kendi arasında bir gönül bağı olduğunu hisseden İstanbul'da olan arkadaşların tamamına herhalde bilmiyorlarsa bile Google Maps'i İFSAK Taksim diye yazarlarsa mutlaka şeyi bulurlar, binayı bulurlar. Valla şöyle söyleyeyim, Beyoğlu, Ayhan Işık Sokak. Ayhan Işık deyince zaten Beyoğlu, Ayhan Işık Sokak. Beyoğlu'nun ortasına doğru gidiyorsunuz. Son derece güzel eski bir İstanbul apartmanı, iki katlıdır. Bir görün yani o fotoğrafları. Çünkü biz bu telefonlarla çektiğimiz fotoğrafları telefonun üzerinde görüyoruz. Hı hı. Sosyal medyada görüyoruz. İşte sosyal medya uygulamasında... Ben çok az insanın o boyda bastıranlar çıkıyordu belki masasının üstü için çocuğunun filan fotoğrafını ama sergilenecek bir boyda şey yapıldığını, yani, bastırdığını hiç kimsenin sanmıyorum mesela. Dediğim gibi çekilen fotoğraf da böyle amiral gemisinin teliğinde hani yok sensörü şöyle bilmem ne megapikseli böyle değil. Yani çok daha mütevazi Xiaomi telefonlarla çekilen fotoğraflar. Xiaomi'nin bu İFSAK'la birlikte yaptığı iş diğer markalara da örnek olsun bence. Keşke yani. Hem şehrin kültürü hem cep telefonu kullanıcılarının telefon kullanma alışkanlıklarını şey yapma, ne der, taçlandırma anlamında çok güzel işler bunlar. Yani bence bir markanın eğer mobil fotoğraf konusunda iddialıysa yani benim ürettiğim... İddiasız olan var mı şu an? Yok yani benim bildiğim kadarıyla. Yok, bütün argümanlar kamera üzerine. İşte benim ürünüm en iyi fotoğrafı çekiyor. Benim ürünüm en iyi videoyu çekiyor. Bunun kanıtlamanın yollarından bir tanesi de Hodri Meydan. Bence bu. Bence Xiaomi yöneticilerini buradan tebrik ediyorum ve bu yani sadece Xiaomi değil, diğer büyük oyuncuların da işte Huawei gibi, Oppo gibi, Vivo gibi, Samsung gibi hepsinin konvansiyonel fotoğrafçılıkla bu ürünlerini bir araya getirmeleri. Eğer iddiaları varsa çok bence bunu göstersinler. Süper. İyi ki onu da unutmadık. Ben unutmuştum. İyi ki sen unutmadın. O İFSAK'taki sergiden de bahsettik. Yine 14 Ekim'e kadar. Hiç aklımdan çıkmıyor. O kadar çok fotoğraf gördüm ki. 14 Ekim'e kadar değil mi? 14 Ekim'e kadar. 1 Ekim'de başlıyor. 14 Ekim'e kadar gezilebilir arkadaşlar. Ayhan Işık Sokak'ta, Beyoğlu'nda, İFSAK binasında. Xiaomi telefonlarla çekilen, sizlerin çektiği diyelim. Yani standart insanların çektiği fotoğrafların sergisi sizi bekliyor. Biz bundan sonra hangi cihazla karşınızda olacağımızı ben şu anda bilmiyorum tam olarak. Az önce biri geldi ama... Ha evet, işte kafamızda bir plan var ama nasıl devam edeceğimiz konusunda bilmiyorum. Yani onu mu alırız, diğerini mi alırız bilmem ne. Çünkü bir de hani böyle yine yarı rally dönemine giriyoruz ya, çok fazla evet, telefon geliyor falan. Ama şöyle bir hikaye var. Telefonları Aydoğan'dan uzak tuttuğumuz sürece, yani Cem abiye erişimini kolaylaştırdığımız sürece, Cem abi zor da olsa bizim için 10 kavir üretiyor. Ayağına sağlık, bizim ofise de geliyor. Aynen. Hem sohbet ediyoruz, yüzünü görüyoruz, hoşbeş yapıyoruz, hem de bu güzel kavirleri yorumluyoruz. Tahminimce çok gecikmeden bir 10-15 gün içinde filan yeni bir telefonla da yani... Aslında şu anda iki tane telefonumuz oldu. Ama önceliği sonradan gelen bir telefona vermek durumunda kalacağız. Çünkü sadece bir hafta benimle kalacak. Okay. O da bir amiral gemisi. Ne yazık ki Türkiye'de satışa sunulmuyor. Ama gerçekten fotoğraf konusunda iddialı, önemli bir ürün. Daha önce Eren onunla ilgili... Bizim kanalda videosu var. Söyleyelim de zaten ne olduğunu. Söyleyelim. Vivo'nun... X80. Zeiss'la işbirliği yaptığı çok önemli bir... Eren'in de çok beğendiği, incelemede çok evet, beğendiği Eren'in bir cihaz. Eren'in çok beğendiği Zeiss kalitesi. Bakalım bir hafta benimle gezecek. Bir okay, hafta vaktimiz var. İnşallah bir 10 fotoğraf çıkartabilirim. Umarız. Bence kesin çıkartacaksın. Bugüne İnşallah. Kadar çıkartamadığın olmadı en nihayetinde. Vallahi yakında patlayacağım diye korkuyorum. Vivo'da buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Abi sana da tekrar çok çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.